kadar da gerilme ya. Cihan da zaten bir şey olmasına izin vermez ki. O da asla istemez ki Seher Hanım'ın yanında bir huzursuzluk yaşansın. Ya bak, babaannem de tanıdı kızı, tamam mı? Annemin o bakışı gördün mü o sırada? Nasıl baktı gördün mü? Ya bak, %100 bir şeyler biliyor bu kadın, bir şeyler saklıyor. Bir şeyler çıkacak, bakalım ne çıkacak bilmiyorum ama çıkacak. Hoşuna gitmiyor bu fikir ama ben konuşabilirim Aslan ya Serap'la. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Kızım sen beni... Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ya? Sen niye bir yerinde rahat durmuyorsun? Ya küçücük bir sohbet sadece. Belki bana bir şeyler anlatır. Yok, ben Eko ile İskoç'a verdim işi. Tamam, hastane bilgisini de verdim. O kadar, bitti. İyi tamam. Yine de aklında olsun işte diye söylüyorum. Ben anlamıyorum arkadaş. Karımla tatile gelmişim buraya. Bana hala burada psikologluk kovalıyor ya. Biz İstanbul'da bırakmadık mı mesleklerimizi? Ne yapayım, ben de burada adam mı vurayım? Tamam. Adam mı vurayım burada? Tamam, bıraktık, her şeyi bıraktık. Tamam, sakiniz, gerilmiyoruz. Zaten tatilde savaşılmaz Aslancığım. Savaşılmaz tabii. Ne yapılır peki tatilde? Sen çok... Vallahi bir şeyler yapılır. Sen çok iyi bilirsin ne yapılır. Diyorum ki... Şöyle güzel bir sıcacık küvet dolduralım kendimize. Ne dersin? Bak, fena fikir değil. Çok güzel fikir. Fena fikir değil. Şöyle bir yumuşayalım. Ne oldu ya? Az önce aşağıda bir... Babaannem sana baktı, eşek gözü dedi, ağladın dedi. Ne bileyim ben Can. Senin babaannen işte. Ya 45 yıllık ağız alışkanlığı. Ne yapayım? Bir anda gitmez ki işte. Ayrıca kadın bana analık yaptı. Yusuf Soykan'a yaptığı gibi. Serap yapma. Ne olur yapma. Tamam Can, tamam. Hadi. Tamam, yok bir şey. Sultan'a sucuk partisi düzenliyormuş. Güzel. Hayda. La havle ve la kuvvet ya. Kalacak başka bir yer mi bulamadın kardeşim sen? Oğlum balayı suyutluymuş işte. Bir tane kalmış. Ne yapayım? Beğenmiyorsa... Ya bana bak şimdi. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Ağzını, yüzünü falan paramparça edeceğim burada yani. Kimi? Yemin ediyorum. Ya ben bunu var ya, küçükken dövmedim. Yani yeterince dövmedim yani. Ben böyle şımarık oldu. Şimdi bana diyorsun ki o zaman, bak şimdi elin kolun oynadığı zaman buna vurmaya başladım, sen diyeceksin ki bu sefer. Bir daha söyle. Tamam 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 tamam, biz oteldeyiz, sakin olun. Sucuk yiyeceğiz, çok güzel sucuk yiyeceğiz birazdan. Evet, harika. Sucuk yiyeceğiz. Sucuk mu yiyeceğiz? Ha. Sen nereye geliyorsun, ben anlamadım. Beni çağırdılar, Ceylan çağırdı. Mangalı ben yapacağım. Mangalı sen mi yakacaksın? Ha. Allah'ım beni deli ediyor bunlar ya. Aslan abim dedi, beceremiyor dedi. Kim? Sucuk yapmayı. Kim beceremiyormuş kim? Seni çakma kebapçı seni. Bana bak bana. Seni çakma kebapçı. Zamanında bir kere bak Leyla'ya bir mangal yaptı. Kızı zar zor hastaneye yetiştirdik. Yemin ediyorum sana bak. Bu çakma kebapçı bu. Ulan kasaptan kim aldı eti? Ya bırak. Bozuk eti sen almadın ya, mı? Ya he. Etle kömürü birbirine karıştırdıydı da ondan sonra kömürü yedi. Tüm ciğerleri paramparçaladı. Tamam, konuşma. Ya bırak bu işleri, çakma kebapçı seni. Bırak. Al bunu da. Sıcak sıcak. Hadi bakalım. Oh nefes. Gidiyorum. Yürü. Babaanneciğim sana koyalım hemen. Sağ ol kuzum. Serap. Gel kızım, otur şöyle. Yok teşekkür ederim. İyiyim ben böyle. Bedet ısrar etmesene şunu. Can olur mu öyle? Gel otur sen de bizimle beraber ye. Hadi gel. Gel kızım. Hadi gel. Gel sen de ye. Serap hadi inat etme, gelsene. Sıcak sıcak sucuklar yiyelim beraber. Aslan şunu. Getiriyorum kızım, getir. Ben şöyle vereyim. Koyayım size.
koydum. Ha, yok, ben içmiyorum, teşekkür ederim. Yok, koydum bile. Vallahi koydum yok, bile. Gerçekten. Ya bir istemiyorum. O sayılmaz. İyi misin? Ben odaya gideyim bir. Size afiyet olsun. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Git ailenle vakit geçir biraz. Cihan'ım. Gitme, gel oturak. Çok özledim o gül yüzünü. Eski günlerdeki gibi okey oynayak sana. Hadi çok özledim, çok. Hadi gel ya. Annem ilaçlarını getirdi mi Nedi? Yok, almadım. Ya. Sağ ol. Asma şunu. Ver ona, ben atarım. Allah. Bunları atarım. Buna dikkat et ha. Gözün üzerinde olacak. Merak etme, ben de. Ben fazlalık bende değil mi? Al. Alma onu da. Onu da mı alacaksın? Her şeyi aldın ya. Kızım, taşlasana adamı. Al. Ne al. Diyorsun? Aslan anlamıyorum. Sabahtan beri kaş göz yapıyorsun. Ne diyorsun? Takip etsene taşlarımı. Tamam, sen kendi oyununa bak. Sıra sende. Adamı bitirdin ha. Aslan tamam, sen kendi oyununa bak. Benim oyunumu bana bırak. Tamam. Ya biz eşiz ya hani. Burada da eşiz ya. Benim kıymetli eşim, oyunu. Değerli eşim. Sıra anladın mı? Mi? Tamam. Al. Al kardeşim. Al kardeşim. Bot ya. Yani bir... Al, dört düş oradan. Dört düşüyorsun oradan. Dört. Dört hemen düşüver. Düş, düş, düş. Bu hep böyleydi ha. Öyle buyurun. Ağlar ağlar sonra kazanır. Buyurun. Madem biteceksin niye bu kadar konuşuyorsun? Buyurun. Babaanne. Onlar bizim rakibimiz. Dünyada var ya, eşini güzel seçeceksin ha. Dikkatli seçeceksin, anladın mı? Oradan da laf çıktı. Ya bırak sen de. Ne hırsı çıktın sen de ya. Bırak hakikaten sen de ya. Ağzını alacağım ya. Bir çalışsın biraz. Topla şu taşları ya. Topla şu taşları. Aslan hadi senin de ağzın çalışmasın. Elin çalışsın hadi. Ya yenilince böyle oluyor işte. İyi misin sen, bir şey mi var? İyi değilim. Yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu ya? Konu ne? Ne konuda? Selam. Niye? Olmaz kardeşim, olmaz. Benim dengemi bozmayın. Ya Aslan ne olacak ya? Ufacık bir yani... Hayır, bir dakika ben güven... Küçücük ya. Ya küçücük bir şey olsun. Ben o kıza güvenmiyorum. Kardeş. Kardeş bak, senin karın tamam. Ben saygı duyuyorum ona. Ama Devin ona terapi uygulamayacak. Bitti, konu kapandı. Yahu ne olacak? Terapi demeyelim hadi buna. Dertleşme diyelim. Konuşma diyelim. Minicik bir şey. Oğlum. Çaresizim. Konuşamıyorum. Bir şey anlatmıyor. Susuyor. Kötü bir şey var biliyorum. Ama anlatmıyor bana. Belki Devin'i anlatır. Kardeş. İnsanın sevdiği kadına ulaşamaması bu kadar acayip bir şey ki. Çok kötü, çok. Acı çekiyorum oğlum. Çok fena acı çekiyorum. Hayatımda ilk defa kaybedecek bir şeyim var. Onu da kaybetmek istemiyorum. Anladın mı? Yarım saat. Yarım saat, tamam. Uzaktan ben de sizinle beraber izleyeceğim. Bak eğer sıkıntı çıkarsa sıkıntı çıkarırım, tamam? Eyvallah. Tamam, bitti, 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 bitti. Ay be. Dünyanın en güzel bitişi. Bakar mısınız şuna? Tabii. Çok i̇nci güzel. Bitirmiş inci. Evet, aynen. Güzel bittim. Çak bakalım. Aferin sana. Güzel bitirmişsiniz hakikaten. Hadi bakalım.
Sekiz düş. Evet. Sekiz düşeyim değil mi? Aslanım, ucundan tuttuk ipi. Serap'ın 16 yıl önce intihardan sonra gittiği hastaneyi bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz Eko'yla beraber. Evrak mevrak ne varsa alacağız artık. Şimdi bu intihar ettikten sonra mı Amerika'ya gitmiş? Evet, evet. Okumaya gitmiş. Ha, tamam, ne var ne yok bütün her şeyi siz tarayın, tamam mı? Eyvallah aslanım. Hadi bakalım. Ne oldu, İskoç muydu? Var mı acaba? Var. Serap intihar ettikten sonra götürüldü, hastaneye bulmuşlar. Oraya gidiyorlar. Yani çıkacak bir şekilde yakında bunun kokusu çıkacak bir yerden. Orası belli. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben bu kıza hiç güvenmiyorum. Sıfır. Kız hasta. Tamam işte ben de o yüzden devreye giriyorum zaten. Gerilme sen. Küçücük bir sohbet edeceğiz sadece. Ya. İçeceğini falan kendin aç tamam mı? Kapalı olsun ağzı. Kızım. Tamam. Aslan. Ne düşündüm biliyor musun? Belki siz de Cihan'la biraz konuşursunuz baş başa. Hiç fena olmaz. Ya ne konuşacağım ben Cihan'la? Benim konuşacak bir şeyim mi kalmış onun? Benim gözüm sizin üzerinizde olacak. Senin gözün hep benim üzerimde değil mi? Anlamadım yani. İki mi? Hı? Ben öyle bir şey demiyorum. Ha, ben diyorum. Sen mi diyorsun? İki mi? Ben de unuttum zaman. Ya! Ya! İki mi? Aslan. İki mi? Saatin var mı lan? Yarım saat dedin ya. Fena göremiyorlar. Şat yapalım mı? Koy, söyle ne istiyorsan. Kardeş. Otelin duvarları da inceymiş ha. Ne diyorsun kardeş? Ya bir şey demiyorum yani. Sen niye bu kadar alıngansın ya? Baksana şunlara bak. Ne güzeller bak. Oturmuşlar konuşuyorlar işte. Nasıl bozdu havalarda bir anda değil mi? Belli değil yani bir sıcak bir soğuk. Ha mevsimler kaydı. Yaz yaz değil, kış kış değil. Ara mevsim hiç kalmadı. Doğru baksana insanlar kırılıyor hastalıktan. Pardon ben bir su kapalı bir su alabilir miyim cam şişe? Kapalı su. İçkine de dokunmadın. Zehir falan koyarım diye mi korkuyorsun? Çok yeter misin? Demin Akın Soyka. Sade'de gelelim mi? Yani çok sıkıldım. Hayır muhabbetimiz de çünkü. Doğru. Cihan geldi sana. Yardım istedi. Serap için endişeleniyorum dedi. Onunla bir matine yapar mısın doktor dedi. Sonra senin aslanlar aslanı kocan kızdı, sinirlendi. Tutamadınız onu. O yüzden de her an uçacakmış gibi, atmaca gibi bakıyor oradan bana. Hı? Doğru. Ne yapacağız peki şimdi? Çocukluğuma mı ineceğiz? Geçmiş travmalarımı mı deşeceğiz? Eski defterlerimi açacağız. Ne yapacağız? Sor doktor, sor. Hazırım. Aslında merak ettiğim bunlar değil. Bunlar senin özel hayatın. Kimseye özel hayatınla ilgili bir şey açıklamak zorunda değilsin. Kimsenin de sana özel hayatınla ilgili herhangi bir şey sormaya hakkı yok bence. Benim merak ettiğim şimdi ne oluyor şu an? O zaman da tek bir soru geliyor aklıma. Ne? Nasılsın?
Çakayım mı sana? Dikkat et, çakarım dersen çakılırsın ha. Gel deneyelim. Hadi. Çok pis harcarım seni. Hesabına. Hesabına. Gel. Gel. Gel hele gel. Gel ya. Ya yürü yürü. Yürü şovmen. Süpermen yürü. Bazen insanın tek duymak istediği soru oluyor biliyor musun? Nasılsın? Cevabı nedir peki? Bilmem. Bu aralar pek iyi değilim galiba. Yurt dışındayken her şey çok daha kolaydı. Buraya gelince her şey zorlaştı. Biliyorsun abim öldü işte. Sonra babam vuruldu. 16 yıl sonra buraya gelmek zorunda kaldım. Gelince de bütün geçmişim hortlayıverdi işte. Ben aslında babamı alıp götürecektim buradan biliyor musun? Ama işte babam dinlemedi beni. Yine. Görmedi. Yine. Duymadı yine. Babalar ve kızlarım. Bu arada senin de baban vefat etmiş, başa sağ olsun. Sağ ol. Sizin ilişkiniz nasıldı peki babanla? Bilmem. Böyle varlığını hep bildiğim ama artık hissetmediğim bir yara gibi. Böyle kalbimin içinde bir yerde devamlı olarak bir acı var. Ama o acıyla yaşamayı öğrendim sanki artık. Hissetmiyorum, duymuyorum. Ben de çok istedim. Ben de beni görsün çok istedim. Beni duysun. Beni sevsin. Ama olmadı. Bu saatten sonra da artık mümkün değil. Aynı babamla beni anlatıyorsun sanki. Sen nasıl iyileştin peki? Hayır ben iyileşemiyorum da çünkü. İçimde kocaman bir boşluk var. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Sen nasıl yaptın? Umut'la. Mesleğimle. Sevdiklerimle. Ama galiba en önemlisi ne biliyor musun? Aşk. Aşkla iyileştim. Oldu mu şimdi? Oğlum 4-2 öndeyim ben. Bak ya bir bırak... tane daha ben atacağım ondan sonra bitecek. 4 nerede 5'te mi bitiyor? Hayırdır sen iyice çamur oldun ha. Lan 5'te bitiyor tabii ya ki. Ya oyna onda bitiyor adamı sinirlendirme. Yok lan hep ağlıyorsun ha. Lan var ya seninle oyun oynanmaz ha. Tamam onda bitsin hadi. Tamam. At at. Selam. Yalnız değilsin. Biz ilk defa Cihan'ı böyle görüyoruz. Seni çok seviyor belli ki. Sen de onu çok seviyorsun belli ki. Şu geçmişin yükünü artık omuzlarından bir atsan, bir rahatlasan. Belki de gitseniz, kendinize yeni bir hayat kursanız, bir aile kursanız.
Belki de buradan çok uzaklarda. Aşkı iyileştirir diyorsun yani. Ha? Aynen öyle diyorum. Peki ya yetmiyorsa? Ya insan yanında ailesini istiyorsa? Ya ailenin yarattığı o boşluğu kimse dolduramıyorsa? Ya o geçmişten gelen delikleri, ailenin boşluğunu kimse dolduramıyorsa o zaman ne yapacağım? Ben de bu soruyu kendime sordum biliyor musun? Hem de defalarca. Defans mefans bomboş, böyle bir şey yok sana. Bu ne? Azdan az çoktan çok gider ha, anladın mı? Al bakalım. Bu ne lan? Bak. Bak bak şimdi bak, bir dakika bir dakika. O bak, kısa Alex var ha, Alex var. Selam. İyi geceler. Hayırdır? Size bir içki ısmarlayabilir miyiz? Hayır, ısmarlayamazsınız. Ne oluyor? Hadi gidin buradan. Olay çıkacak şimdi. Oğlum, aa, sen alan, sen her topu yersen... En kötü ne olabilir be güzelim? Alt tarafı bir içki. Hayda, şuzunlar. Siz voltanızı alsanız ha. Hadi. Bak şimdi tatsızlık çıkacak. Hadi, hadi, hadi. Siz... Hadi birader. O ne lan öyle? Yani biz ne yapalım şimdi? Kardeş. Hadi. Gidin, kaçın kardeşim. Geliyorlar. Arkanıza bakmadan kaçın. Kaçın, kaçın.